Hayır biter her şey, hayır hayır. Her şey biter. Hayır, benim sana ihtiyacım var, olmaz. Hayır. Niye çıkarıyorsun üstünü? Üşüteceksin, hava buz gibi. Çok sıcak bastı bana ya. Sıcak mı bastı? Sen iyi görünmüyorsun ya. Yüzün falan da bembeyaz. Bir ağrın mı var, sancın mı var? Yok. Midem çok kötü bulanıyor benim. Midem bulanıyorsa iyi, tamam hadi. Hadi atla eve götüreyim seni. Derneğe gitmem lazım. Ne derneği ya? Bu şekilde derneğe mi gidilir? Hadi gel. Ya yok bir şey işte, normal bu. Hamilelik bulantısı bu, normal. Hadi. Hadi ben gideyim. Bir tuvalete gideyim, çıkarayım, rahatlarım. Sen de git, bekleme hiç. Bak elinle hadi, hadi. Geçmezse haber ver. Gitme derneğe falan da. Oyalanma dışarılarda. Hem içerideyken bir doktora da görün. Duydun mu beni? Bir şey yapın! Ah gidiyor. Hanımefendi, hanımefendi neyiniz var? Tutun izin vermem gitmesin, bir şey yapın. Tamam, bir şey yapın. Tamam, alıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum ama kovduğun için değil. Seni daha fazla üzmemek için gidiyorum. Evet. Evet, seni yeterince üzdüm Nur. Üzüldükçe saçmalamaya başladın. İkimize de sakinleşme fırsatı vermek için gidiyorum. Ve bil ki o saçma habere, o fotoğraflara, senin bu saçma sapan inadına da inanmıyorum. İnanmıyorum, inanmayacağım da. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Yalan! Yalan! Hepsi yalan! Hepsi yalan! Ya eli kırıldıysa? O elle nasıl sürdü ki arabayı? Ya kaza yaptıysa? Hayır. Hayır, saçmalama. Elinin acısına bile kıyamazken nasıl inandırırsın onu? Otur. Uslu uslu otur. Yap pozunu, oyna. Gerçekten çok üzgünüm. Yapılacak hiçbir şey yok. Olmaz. Olmaz, yap bir şey. Bir şey yap, kurtar bebeğimi hadi. Bunun için artık çok geç. Düşük gerçekleşti ama şanslısınız. Şanslı mı? En azından çabuk müdahale edebildik. Bugün evinizde istirahat edebileceksiniz. Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin, gözünüzün önünde ben bebeğimi düşürdüm. Siz ne işe yarıyorsunuz be? İcra Hanım, şimdi siz biraz dinlenin. Biz Yiğit Bey'e haber verelim. Hayır, sakın. Yiğit Bey gelirse belki... Sakın! Duydunuz mu, hiçbiriniz aramayacaksınız Yiğit'i. Tabii siz nasıl isterseniz. Şimdi size bir sakinleştireceğim. Sakinleştirici mi? Ben bir daha bu hastaneye gelir miyim be? Beceriksizler, ben bebeğimi düşürdüm sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden hayatım mahvoldu benim. İcra Hanım, daha çok gençsiniz. Yeniden anne olabilirsiniz. Yeniden. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Mahvettiniz, hayatımı mahvettiniz, bitirdiniz her şeyi.
her şey bitti. Her şey... Kahretsin, bittim ben. Bittim ben. Kahretsin. Allah kahretsin. Kahretsin, hepsi boşunaymış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bana yardım et. Tamam. Tamam, işte. Tamam, sakin ol Nefes abla. Tamam. Bir oyun oynadın. Bir oyun daha oynarsın. Sakin ol. Sakin ol. Efendim Yiğit. Ne yaptın İclal? Merak ettim seni. Sesin kötü geliyor. Yoldayım işte. Bir şey yapmadım. Mideni soruyorum ben. Yani kustum biraz. Kustum, iyi gelmedi. O da kötüyüm ya. İyi değilim. Doktora görünsen mi tekrar? Yok, gerek yok. Bulantı işte. Zaten vazgeçtim, gitmeyeceğim. Derneğe de eve gidiyorum. Öyle biraz yatacağım, dinleneceğim. İyi, tamam. Haber ver. Bebekle ilgili bir sorun olmasın da. Alo. Alo, duyuyor musun İclal? Sesin gitti ya bir anda. Tamam işte, ben eve gidiyorum. Eve yetişince ararım seni. Bizi merak ettiğin için teşekkürler. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Eline ne olmuş öyle? Elini bırak da surata bak. Beş karış. O kız yüzündendir kesin. Okumadın mı gazeteyi? Resmen Kerem Sancaklar'la el ele. Aman manken bozuntusu işte. Düşsün Yiğit Bey'in yakasından. Ben İcil Hanım'ı tutuyorum valla. Kadın hem anne hem hamile. Toplantıda. Yiğit. Yiğit, eline ne oldu? Yiğit. Yeter ulan. Yok. Yeter ulan, yeter. Yeter, sığamıyorum. Odalara sığamıyorum ya. İyi. Dilin açıldıysa, gerçi sormaya cesaret edemiyorum ama elin böylese kim bilir Sancaklar ne halde? Yok, ben inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Bir değil, bin tane de haber yaptırırsa. O fotoğrafları gözümün içine soksa da, gözüme baka baka ben o adamın elini tutuyorum dese de inanmıyorum. Benim yüzümden yaptı, benim yüzümden. Beni durdurmanın başka yolunu bulamadı, bunu da yaptı en sonunda. Ne diyorsun oğlum sen ya, ha? Beni uzak tutmak için o fırsatçının eline düştü. Ya ben inanamıyorum ya. Bu kadar gözünün kara, bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Saftır o ya. Onun aklı ermez böyle ayın oyun işlere. Yapay yapay hareketlere aklı ermez onun. O fırsatçının işi bu. O aklına girdi kızın. Sen Yiğit'ten kurtulmak mı istiyorsun? Al,
Al sana fırsat. İşte senin kahramanın dedi. Ya o herif resmen beni kullandı. Resmen Nur'a yanaşmak için hiç utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, benden korkmadan kullandı. O herif var ya, ya ben burada ne yapıyorum ki? Ben burada kendi kendime konuşup, kendimi yiyip ne yapıyorum ki? Ben şimdi gidip ben o herif... Ya uzanı burnunu kıracağım onun. Saçmalama oğlum ya, bir kendine gel ya. Bir sakin ol, bir dur, bir konuşalım ya. Ya neyi konuşayım abi Allah aşkına, ben neyi konuşayım ya? He? Ya ben insan olayım. Ben o yaka silktiği ayı olmayayım diye düşünürken o flaşların önüne geçip o sahte dünyalarında gel Yiğit. Gel bu dünyayı başımıza yık deyip... Ya Yiğit! Allah aşkına yeter oğlum ya. Dünyalarını başına yakacakmış. Yok ya. Eşkıya mısın oğlum sen? Ne hakkın var senin Nur'dan hesap sormaya? Cahit bak. Asıl sen bana bak lan. Asıl sen bir bana bak bana. Hatta beni de boş ver. Şöyle otur da bir kendine bak ilk önce. Nur senin karın mı? Ha? Sevgilin mi? O senin eski karın. Anlıyor musun? Eski karın. İster o adamla oyun oynar, ister el ele tutuşup dünya turuna çıkar. Sana ne? Ya sana ne, sana ne? Sen kimsin? Ya bak, şimdi hırsımı... Ha, benden mi alacaksın hırsını? Al benden hırsını. Al benden hırsını. Zaten ala ala bitiremedin hırsını. Ne hırsmış be arkadaş? Ne hırsmış ben anlamadım ya. Ya Allah aşkına. Bir sakin kafayla bir düşün be birader. Kırıp dökmeden bir düşün. Ne olursun ya? Ne olur? Şu Allah'ın verdiği beyinle bir an olsun bir düşün ya. Tamam, gel, otur. Otur, otur. Tut ki Nur oyun oynadı diyelim. Niye yaptı sence bunu? Hı? Söyle bana, niye yaptı? Spor olsun diye mi yaptı? Hobi olsun diye mi yaptı? Ya daha geçen gün İcdel elinde Mert'le kızın kapısına dayanıyor ya. Ne diyorsun abi sen, he? Fırsatçının eline düştü diye asıp kesene kadar kendine bir sordun mu, he? Dedin mi acaba bu kız magazin sayfalarına düşe kalka niye böyle bir oyun oynuyor diye? Ulan utanmaz herif. Gece gündüz gidip kızın evini basıyorsun, tamam mı? Yani bak ben daha o kızı kaçırmanı, tamam mı, hapsetmeni daha söylemiyorum bile. Sen çıkıyorsun, arkandan İcdel, karnında bebek elinde çocukla kapısına dayanıyor. E elin saf be birader. Yani bu kız senden kurtulmak için affedersin, oyun da oynar, adak da adar yani. Ama seviyor. Seviyor beni. Arkadaşım, bu kızın seni sevmek cezası mı, ha? Bak. Sen benim kardeşimsin, tamam mı? Ben senin tarafındayım. Ama ben bile yoruldum be birader. Vallahi billahi yoruldum ya. Ya bu kız ne yapsın? Ne yapsın abi bu kız? Söyle bana, ha? Söyle. Hadi.